Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu ile sizlerin karşısındayım. Conqueror kanalımız neredeyse 4000 abone olmak üzere. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum arkadaşlar. Clash of Clans oynamaya ve videolarını çekmeye tam gaz devam edeceğiz. Şimdi klan oyunlarının başlamasına 5 saat 41 dakika kaldı. Ve ödüller şuradan açıklanmış. Birazcık onlara bakmak istiyorum. Onları değerlendirmek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 5-6 tane slotumuz var buradan. Her slottan bir tane ödül alacağız. Geçen sezondan başlamıştı. 4000 puanı tamamlayan herkes artı bir ödül alma hakkına sahip oluyordu arkadaşlar. İnşallah bu sezonda böyle olur. Öyle olursa toplamda 7 tane ödül alma şansımız olacak. Klanımız hınca hınç dolu. 50 kişi var arkadaşlar ve herkes de aktif. Videolar çekmeye başlayınca sağ olsunlar. Sevenler olmuş. Geldiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Tabi klanımızda oturması gereken daha çok şey var ama bunlar yavaş yavaş hallolacaktır. Böyle kemik kadro oluşacaktır. Diyelim. Şimdi şuradaki ödülleri biraz inceleyelim arkadaşlar. Ben bu klan oyunlarından ganimet almıyorum. Altın, iksir ve kara iksir almayı tercih etmiyorum. Kara iksir ürünü ayrı. Onu dahil etmiyorum. Neden? Çoğu zaman altın bilet aldığım için zaten kara iksir depom full dolu oluyor. Ve kara iksirim çöp oluyor arkadaşlar. O yüzden kara iksir almıyorum. Altınla iksire gelince de bol bol saldırı yaptığım için zaten bunlara da ihtiyacım olmuyor. Onların yerine diğer daha değerli ödülleri almayı düşünüyorum. Şimdi birinci slota baktığımızda bir tane güç iksiri var. Altın, bir tane de eğitim iksiri. Ben buradan eğitim iksirini alacağım arkadaşlar. Çünkü tüccardaki karşılığı da zaten 25 taş. Yani güç iksirini çok fazla kullanmıyorum. O yüzden ona gerek yok. İkinci slota baktığımda burada bir tane kaynak iksir var. Engel küreği ve normal iksir. Buradan da şüphesiz engel küreğini seçeceğim. Neden diye soracak olursanız, bir engel küreğini satarsanız size 50 taş veriyor arkadaşlar oyundan. Ama bir kaynak iksirini satarsanız 10 taş veriyor. Yani kaynak iksiri de çok böyle aman aman bir işe yaramadığı için ben buradan engel küreğini alacağım. Üçüncü slota baktığımızda direkt şüphesiz 5 tane duvar yüzüğünü alacağım arkadaşlar. Kafaya koydum. Her ne kadar zor olsa da yani duvarları neredeyse bitirdim. Yani hepsi 11. seviyeye yaklaştı. 70 tane falan kaldı. Dur bakayım kaç tane kalmış. Şuradan bir bakalım. Tasarımı düzenle. Hepsini kaldır diyelim. Duvarları dur. İptal diyelim. Yanlış oldu. Lan var ya. Burada bir yanlışlık yapsam var ya. Nanay. Duvarları görüntüle dediğimizde. Şuradan gözüküyor. 66 tane 10. seviye duvarım kalmış. Şimdi bu sezon altın biletim var benim. 50 milyon ganimet gelecek arkadaşlar. Bu 50 milyon ganimetin tamamını duvarlara basacağım. 25 tane duvar basacağım. Geriye de kaç tane kalıyor? 40-45 tane falan duvar kalıyor. Onları da yavaş yavaş basıp bütün duvarları 11. seviyeye yükseltmiş olacağız. Dolayısıyla buradan da 3. slottan 5 tane duvar yüzüğünü almayı planlıyorum. 50 tane taş da aslında buradan bana gülümsüyor ama bence 5 tane duvar yüzüğü çok daha kıymetli. Evet, 4. slotumuza baktığımız zaman yine altın, saat kulesi iksirinden 2 tane ve 2 tane de engel küreği geliyor. Arkadaşlar ben burada da engel küreğinden yana kullanacağım tercihimi. Neden diye soracak olursanız 50 artı 50'den 100 tane taştan bahsediyor. Yani saat kulesi iksirine çok da fazla gerek yok. Bir saat kulesi iksiri size yaklaşık 4 saat falan kazandırıyor. Yani hesabını yaparsanız göreceksiniz. 4 saat, 5 saat. O da saat kulenizin yükseltmesi bayağı iyi seviyelerdeyse. Yani buradan da yine 2 tane engel küreğini alıp 100 tane taşa çevirmeyi planlıyorum. 5. slotumuza bakıyorum. Burada hem kara iksir hem de şey var. İksir var. Ya bu %100, %80 olayı nasıl bir şey ben onu tam bilmiyorum. Yalan olmasın. Bilen birisi varsa yazarsa sevinirim. Yani depoların %80'i kadar mı verecek acaba? Öyle bir şey mi? Neyse göreceğiz. Burada da zaten bir tane büyük kitabı var. Mükemmel bir şey. Büyük kitabını alıp iyileştirmeyi basmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ve son slotta da bir tane iksir ürünü var. Kesinlikle savaş kitabına tercih edilecek bir şey değil bence. Savaş kitabını alacağım arkadaşlar. Burada 100 taş veriyor ama savaş kitabının yani yanına yaklaşamaz bence. Değer olarak. Savaş kitabıyla da ne yapacağız? Araştırmamda biniciyi son seviyeye getirmeyi düşünüyorum. Sen nereden çıktın büyük koruyucu? Çekil kenara. Evet, binicim şu anda 6. seviye. Öyle sanıyorum ki 7. seviyede binici maksimum oluyor. Emin de değilim ama öyle sanıyorum. Yani bunu maksimum yapıp full binici saldırıları yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. 120 bin tane kara iksiri şıp diye vereceğim ve savaş kitabıyla anında bitireceğim.
ve kara iksirle alınan binici saldırıları yapacağım. Neden diye soracaksınız şimdi. Şöyle. Şimdi altın bilet alıyorum arkadaşlar. Yani altın bilet yalan olmasın bana çok mantıklı geliyor. Çok ucuz geliyor. Yani 35 liraya hesabı muazzam derecede hızlı bir şekilde geliştirme şansınız oluyor. Bakın 250 bin tane kara iksir verecek 9 gün sonra. Şimdi ben bir tane Barbara yatırdım, bir tane Kraliçe'ye yatırdım, bir tane de araştırmaya yatırdım. Benim elimde yine bir dünya kara iksir kalıyor. Yani hemen hemen her ay sezondan kara iksir rünü de geliyor altın biletten. Dolayısıyla benim kara iksirim çöp oluyor. Aynı zamanda duvarları bastığım için de bana iksir lazım. Dolayısıyla ben elektro saldırısı yapacağıma maksimum seviye binici saldırısı yaparım ya da valkür saldırısı yaparım. Efendime söyleyeyim, kara iksir birlikleriyle saldırırım. İksirim bana kalır, duvarı yükseltirim. Aynı zamanda da kara iksiri bir yere bir şekilde de harcamış oluruz arkadaşlar. Bu şekilde bir plan var. Önümüzdeki günlerde bunları uygulayacağım ve videolarını da çekmeyi düşünüyorum. Klan oyunlarını tamamlayacağız inşallah. Şimdi inşaatçı üstüne baktığımızda burayı da ciddi ciddi sevmeye başladım. Neredeyse asıl köy kadar seviyorum burayı. Yani Mega Tesla'mızı ikinci seviyeyi verdik. Savaş makinemiz şu anda 12. seviyeye yükseliyor. Aynı zamanda top arabasını da artık 13. seviyeye gönderiyoruz. Baya güzel iş yapıyorlar arkadaşlar. Buradan 6. inşaatçı gelecek. Şimdi bizim klanda arkadaşlar var. Soruyorlar bana. Tek tek yazıyorum bazen ama merak edenler varsa söyleyeyim. Buradan 6. inşaatçı gelecek biliyorsunuz. Bunu yapmak için yapmanız gereken birkaç şey var. Bir, en zoru, en zahmetlisi ve en uzun süreni savaş makinesini 30 seviye yapmanız gerekiyor arkadaşlar. İşin sıkıntılı tarafı burada diğer köydeki gibi rahat rahat ganimet kasamıyorsunuz. En büyük sıkıntı o. Burada yükseltme süreleri düşük ama ganimet bulmak gerçekten zor. O yüzden ben klan oyunları olsun, altın bilet olsun, burada altın ve iksir ürünü verdiği zaman kaçırmamaya dikkat ediyorum. Mesela burada o şekilde bir yol izledim. Hem top arabasını hem de savaş makinesini bastım. Bunu iksir ürünü kullanarak yaptım arkadaşlar. Tabi biraz da stratejik oynamak lazım. Önce depoları fullleyeceksiniz ki daha fazla iksir kazanabilirsiniz. Şimdi 30 seviyeyi makineyi yaptık. Bitti mi bitmedi. Top arabasını da 18 seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. Bu da gerçekten zor ve zahmetli bir iş. Aynı zamanda usta inşaatçıyı kullanarak asıl köyden 3 binayı geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar çift top, çoklu havan ve kısa okçu kulesi. Onlar rahat, onlar yapılır. Ve son olarak da Mega Tesla'yı sanıyorum ki maksimum seviye yani 9. seviyeye yükseltmiş olmanız gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman artık oyun size 6. inşaatçıyı verecektir. Evet, bunu da böylece söylemiş olduk. Şimdi ne yapalım? İsterseniz bir saldırı yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da yavaş yavaş videonun sonuna geliriz. Ben bir köy arayayım, tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir köy buldum. Her ne kadar altını çok tatmin edici düzeyde olmasa da iksiri ve kara iksiri gayet güzel durumda bir köy. Şimdi bakıyorum, elektrolarım var, yıldırım büyülerim var, tokmağım var. Nereden giriş yapsam mantıklı olacak? İki tane hava savunmasını indireceğiz. Şimdi ganimet alt tarafta. Şu anda kupa derdim yok. O yüzden ganimete doğru alacağım. Şu iki tanesini indireceğim. Hem de taktik avcı uçağına yakın köşeden başlamış olacağız. Ganimetin de büyük bir kısmını alacağız. Şimdi videoları izleyen birkaç arkadaş haklı olarak isyan etmişler birazcık. Ya kardeşim diyor, full efendime söyleyeyim elektro saldırısı yapıyorsun. Neden yıldırım büyülerini kullanıyorsun da öfke kullanmıyorsun? Şimdi şu bunun sebebini söyleyeyim ben. Bir, elektrolar ikinci seviye olduğu için arkadaşlar hava savunmalarına karşı dayanıklıkları az. Birinci sebebi bu. İkinci sebebine de gelince, öfke büyüm 5. seviye, çok da iyi bir seviye olduğu söylenemez. Yani hava savunmaları elektroları indiriyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar öfkelendirin, elektroları indiriyorlar. O yüzden sıkıntı yaşıyorum. Yani bu şekilde bu orduyla gayet güzel bir şekilde en az bir yıldız, çoğu zaman 2 yıldız ve hatta şansım varsa köy binası 12 köylerden bile 3 yıldızı aldığım oluyor. Görüyorsunuz %50'yi aldık. Belediye binası da iner mi? Bir bakacağız. Aynen. %50'yi aldık. Hadi lan bir tane daha vur in de. Mükemmel budur işte yani. İki tane hava savunmasını indir. Bir de yıldırım büyülerim maksimum seviyede olduğu için kullanmak istiyorum arkadaşlar. O kadar yükselttim. Kullanamıyorum. İnsanın sinirine dokunuyor. O kadar yükselttiysek kullanacağız bir şekilde. Evet, yani belediye binası 12'ye geçince elektrolar 3. seviye olduğunda
isabet puanları da artacağı için öfke büyüsüyle saldırmak daha mantıklı oluyor. Ama köy binası 12'de bence yıldırım büyüleri daha iyi. Tabii tartışılır. Yani kesinlikle söylediğim doğrudur, böyledir demiyorum ama en azından ben böyle düşünüyorum arkadaşlar şimdilik. Dolayısıyla saldırıları bir süre daha böyle yapacağız. Yine güzel bir şekilde %61 yüzdeyle ganimeti aldım. 2 yıldızımı aldım. Belediye binasını indirdim. E tamam, daha ne olacak yani? Daha ne olacak? Zaten köy binası 12'ye geçene kadar 3 yıldız almak zor. Çünkü karşınıza çoğu zaman çok zor köyler geliyor. Yani sizin seviyenizin üstünde köyler geliyor. Yani oyunun tadı asıl maksimum seviyelere gelince çıkıyor arkadaşlar. Kahramanlarım da yoktu. Kahramanlar da olsa %70'i geçip %100 ganimeti de alırdık. Neyse. Güzel bir video olmuştur inşallah. Beğenmişsinizdir diye ümit ediyorum. Hoşunuza gittiyse güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı okuyup cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği sürece. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.